Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır başlıyor. İçer TV'den hepinize iyi günler değerli izleyiciler. Su Hastanesi'nin desteğiyle hazırlanmakta olan Su Hayattır programına hoş geldiniz. İçinde bulunmuş olduğumuz bu pandemi tedbirleri günlerinde Su Hastanesi'nin desteğiyle her hafta çok değerli uzman doktorlarından bir hocamızı programımıza davet ederek hem pandemi günleriyle ilgili konuları hem de bu odalla ilgili olan genel sağlık sorunlarını görüşüyoruz. Biliyorsunuz 11 Mart'ta Wuhan eyaletinde başlayan pandemi salgınının ilk belirtisi 11 Mart'ta ülkemizde görüldü ve o günden bu yana ülkemizin her alanında koronavirüsüyle ilgili çok geniş tedbirler alınmakta, uygulamalar yürürlüğe sokulmakta. Tabii ki bunların başında da özellikle koronadan korunmak için yapılması gereken uygulamalar var. Biz de bugün psikiyatri alanında uzman doktor Atıf Koç hocamızı davet ettik ve korona pandemi olağanüstü hallerde insan sağlığı, ruhsal durumu, yeni yaşamına uygun yaşama biçimleri nasıl olur? Hem sizin sorularınızı sorarak hem de tıbbi anlamda alınması gereken tedbirleri, yapılması gereken uygulamaları onunla görüşeceğiz. Konuğuma hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hocam, Wuhan eyaletinde başlayan bir virüs salgını önce Wuhan'da anlaşılıncaya kadar da bütün dünyada çok önemli sorunlara sebep oldu. Biz bu konuyu işleyeceğiz ama önce biz sizi tanıyoruz ama evet. Hem Su Hastanesi'nin değerli alanında yapmış olduğunuz çalışmalar hem de hastane dışında tıbbi anlamda yapmış olduğunuz çalışmalara da birazcık değinmenizi istiyorum. Fakat ondan önce kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Evet. İsmim Atıf Koç. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Şu an Mersin Özel Su Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Ben Mersin Aslanköy doğumluyum. Uzun yıllar devlette hizmet ettikten sonra şimdi özel hastanede hizmet vermekteyim. Ben de Mersin'in yerlisiyim. Şimdi dünyada bir salgın var. Buna pandemi diyoruz. Pandemi lafının ne olduğunu biraz açıklamak istiyorum. Pandemi bir kıtayı veya bütün dünyayı aniden saran bir bulaşıcı hastalık olduğunda buna biz pandemi diyoruz. Pandemi duyurusunu Dünya Sağlık Örgütü yapıyor. Bu pandemi ya da salgın hastalık dünyada ilk defa görülmüyor. Geçmişte de zaman zaman olan bir şey. Yani dünyanın başına ilk defa böyle bir felaket gelmiş gibi algılamamamız lazım. İnsanoğlu birçok kez bu salgınlarla karşılaştılar. Mesela Avrupalılar Amerika'yı keşfettiğinde götürdükleri normal grip virüsleri Kızılderililerin üçte birini öldürdü. Sonra 1200'lü yıllarda Avrupa'da veba salgınından Avrupa nüfusunun dörtte biri vefat etti. Daha sonra 1918'de tam Birinci Dünya Savaşı'nın arkasında İspanyol gribi ismi verilen bir yeni grip virüsü
çok sayıda insanı öldürdü. Bugünkü rakamlara kıyaslarsanız 50 milyon civarında bir rakama tekabül ediyor ki korkunç bir durumdu. Ki o dönemlerde teknoloji gelişmemişti, sağlık altyapısı yoktu, sağlık çalışanı yoktu. Şimdi yine çok çok şanslıyız. Şimdi bir pandemi söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü de bunu açıkladı. Bütün dünyayı aniden saran, bulaşıcılık özelliği çok yüksek olan bir virüs aniden sardı. Yani ülkeler henüz tedbir alamadan birdenbire yakalandılar. Tabii bizim ülkemiz biraz daha tedbirli davrandı. O takdirle karşılamak lazım. Devletimiz hemen bilim kurulu oluşturdu, organizasyonlar başlattı, ilaç depolama, malzeme üretimi, sağlık çalışanlarının organize olması gibi birçok önlemi erken aldı ve hastalığın bize gelmesini de geciktirdi. O çok büyük bir avantaj. Niye avantaj? Önlem alma fırsatı oldu. Çünkü birçok Avrupa ülkesi önlem alamadan yakalandı. Görüyorsunuz İtalya'nın, İspanya'nın durumunu görüyorsunuz. Tabii böyle bir salgın olunca insanlarda psikolojik etkileri olacaktır kaçınılmaz olarak. Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak psikolojik etkileri olacaktır. Bunlardan bahsederken böyle bir salgın insanlarda nasıl bir duygu oluşturur? Biraz, İsterseniz şöyle yapalım hocam. Şimdi insanlar güzel günlerin o coşkusunu, normal hayatın onlara sağlamış olduğu avantajları birazcık böyle düşündüklerinde nasıl bir hayatı sürdürdüklerini, nasıl bir ortamın içinde olduklarını daha iyi fark etmek için demek ki böyle bir sorun yaşamak lazım. Evet. Arzu ederseniz şöyle, pandemi ya da olağanüstü günlerden farklı insanların sabah erkenden kalkarak çocuklarını okula gönderdikleri, kendilerinin işe gittikleri, iş telaşı, yaşam telaşı, işte sosyal yaşamın zenginlikleri, akşam birlikte olma ve gezme, hatta tatile çıkma avantajlarının olduğu bir normal hayat, okullarda devam eden bir eğitim, değişik alanlarda yapılan bilimsel çalışmalar, işbirliği, toplantılar, yürüyüşler, mitingler ve buna benzer demokratik anlamdaki bütün hayatın sağlamış olduğu avantajların hayatında psikoloji, normal hayatta psikoloji nasıldır? Önce bunu bir avantajlı yönlerini ortaya koyalım. Çünkü bunun tekrar ileride dönülme umudunu taşıyan insanlarımız için daha sonra olağan şartlarda pandemi ve bunun psikolojisini inceleyelim. Normal yaşam döneminde salgın olmayan zamanlarda tehlikeler tabii hiçbir zaman yok olmadı. Yani teknolojinin gelişmesi, modern hayat hiçbir zaman tehlikeleri sıfırlamadı. İşte onlardan birini de yaşıyoruz. Ama mesela trafik kazası da bir stres kaynağı. Ama normal zamanda daha özgür, işte işimize gücümüze gidebiliyoruz, paramızı kazanabiliyoruz. Ufak tefek tabii sorunlarımız da oluyor her zaman. Ama insan psikolojisi tek bir düzeyde gitmez her zaman. Günlük dalgalanmalar olur. Ama günün birinde bir büyük tehlike ortaya çıktığı zaman bir travma yaratır. İnsan psikolojisinde veya toplum psikolojisinde bir travma yaratır. Birdenbire bir şok dalgası oluşur. Önce inanamama ve şok. Hatta ülkeler bile inanamadı böyle bir şey yaşadığına. Ondan dolayı refleks olarak tepki vermekte geciktiler. Şimdi o önce bir dip noktasına geliyoruz. Şok ve inkar. Yok canım böyle bir şey olamaz. Bütün dünyayı mı saracak, bütün herkesi mi hasta edecek? Herhalde geçer yakında gibi bir algı oluşuyor. Sonradan yavaş yavaş kabullenmeye doğru bir gidiş olacak. Ama o kabullenme süreci çok çabuk olmuyor ne yazık ki. Mutlaka maddi manevi kayıplarımız olacak ama bu dönemi en az zararla atlatabilmeyi umuyoruz ya da onun için çaba gösteriyoruz. Bütün dünyada böyle zararlar olacak. Hem işte insanlar işlerini kaybetti veya maddi sıkıntılar oluştu, özgürlüklerini kaybetmiş gibi hissediyorlar çünkü eve kapanmak durumunda kaldılar. Ama bir taraftan da çalışmak zorunda olanlar var tabii. Devletin devamlılığı söz konusu. Mesela sağlık çalışanları çalışmak zorunda. İşte polisler, belediye görevlileri, gıda üretimi sevkiyatı yapanlar, medya kuruluşları çalışmak zorunda. Yani tabiri caizse motoru çalışırken tamir etmek zorundayız. İşin zor tarafı o. Herkesi evin içine kapatmamız mümkün olmuyor. Çünkü elektriği kim üretecek? Elektrik olması yaşayamayız. Su lazım, sağlık lazım, malzeme üretimi lazım, gıda üretimi lazım.
Esas işin zorluğu burada. Ama esas olarak tabii özgürlüklerimiz kısıtlanması, yapmak istediğim şeyleri yapamama gibi bir durum söz konusu. Oraya gelmedin hocam. Bu tedbirler alınmadan önce bu pandemi ilanından sonra da bunu abartılı bulan, hatta bu alınan tedbirlerin ve uygulamaların bazı insanların planladığı kurmaca olan bazı kişilerin inisiyatifinde olduğu gibi teoriler, komplo teorileri de vardı ama bu bir gerçek, gerçek olduğunu da artık herkes hissediyor. O zamanlar sizi arayarak ya böyle psikolojik anlamda ciddiye alanlarla almayanların arasındaki sorularla muhatap oldunuz mu? Tabii. Size ne soruldu? Siz ne, evet, nasıl onlara cevaplar verdiniz? Evet, şimdi stresten bahsetmek istiyorum bu nedenden dolayı. Şimdi olumsuz yaşam olaylarının bizde yarattığı duyguya stres diyoruz. Veya evet, kaygı, endişe de diyebiliriz. Stres herkeste aynı şekilde cereyan etmez. Yani aynı olayla karşılaşan iki kişi de farklı stres düzeyleri olabilir. O yüzden bir kısım insanlar da ciddi bir stres ortaya çıktı. Ama bir kısım insanlar da biraz vurdum duymaz hiç stres göstermeyen insanlar da oldu. İşte bu kurallara uymayan, önlemleri almayan insanlar da bunlardan. Ya da onlarda inkar mekanizması oldu. Hayır, böyle bir şey yok gibi davranma. Bana da bir şey olmaz gibi davranma. Ama bazı insanların da ciddi stres faktörleri ortaya çıktı. Tabii bunlardan birçok hasta da geldi bana. Hocam ne yapacağız? Hatta evin içinden hiç çıkmayan insanlardan bile, çıkmak zorunda kalmayan insanlardan bile panik halinde hastanelere gelenler var. Ne yapacağız hocam? Ne olacak? Nereye kadar gidecek bu iş? Nereye varacak işin sonu? Bütün herkes hasta onu bölecek mi? Gibi tedirgin olan insanlar da var. Dolayısıyla herkeste farklı farklı stres seviyeleri görüyoruz. Tabii bir miktar stres seviyesi olması normal. Tabii. O sağlıklı bir şey. Çünkü dışarıda bir tehlike var. Tehlike algısı olduğu insanlarda bir korku, işte endişe vesaire oluşur. Belli bir seviyeye kadar olumlu stres olursa onlara bizi önlem almaya sevk eder. Buna bir sağlıklı düzey diyoruz. Aşırı olursa insanı hastalandırmaya doğru götürebilir. İşte panik, anksiyete bozuklukları, panik bozuklukları, depresyon vesaire gibi veya alkole tekrar başlama gibi bırakmış olan insanlarda bu tür tepkiler görüyoruz, hastalıklar görüyoruz. Ama hiç uyumayanlarda da stres az olduğu için bulaştırıcılık söz konusu oluyor. Hocam şimdi pandemi ilanından önce bazı şeylerin kompanse edilmesi mümkün olabilir. Ama pandemi ilanından sonra bile toplumu en çok etkileyen olaylardan bir tanesi tanınmış simaların, devlet başkanlarının, bilim adamlarının, sanatçıların ya da tabiri caizse toplumun göz önünde bulunduğu insanların davranışları da çok etkiledi. Evet. Mesela İngiltere Başbakanı ve Trump'ın önce özellikle tavırları pandemi ilanından sonra sürmesi gibi olaylar, evet, da var. Bunu çok ciddiye alıp da bakın çok geç kalıyorsunuz diyenler var. Önce isterseniz bu iki ayrı fikrin, iki ayrı cephenin, evet, toplumda yarattığı ruh halini bir değerlendirelim. Yani bir sürü bağışıklığı denilen bir şeyden bahsediliyor. Yani nasıl olsa bu hastalık herkese bulaşacak tepeden tırnağa. Herkes bulaşsın, ne olacaksa olsun, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir gibi bir yaklaşım vardı. Veya şok ve inkar dediğimiz inkar mekanizması insanlarda bilinçaltı bir mekanizmadır. Bu gerçekleşebilir. Yok canım, bu kadar büyük bir salgın olmaz. Bize de bu kadar bir felaket olmaz gibi öngörememezlik de söz konusuydu. Ama gidişat tabii bunu belirliyor. Çabucak SARS gibi çabucak da sönebilirdi. Ama sönmedi. Yani öyle düşünenler yanılmış oldu ve kendi ülkelerinde felakete sürüklemiş oldular. Tabii işin sonu nereye varacak, nasıl bir görüntü olacak onu şimdiden kestirmek zor. Ama bizim ülkemiz asla böyle bir düşüncede olmadı. Yani sürü psikolojisi, sürü bağışıklığı gibi bir politikaya yönelmedi. En baştan tedbir almaya yöneldi. Bence de doğru olan buydu. Belki bir süre sonra aşı bulunacak veya yeni tedaviler bulunacak, yeni ilaçlar bulunacak. Çok ciddi araştırmalar var bu konuda. Belki herkes hastalanmadan kurtarabileceğiz insanları belki. O yüzden mümkün olduğunca kısıtlayarak
hastalığı sınırlayarak gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Hocam, belki sonbaharda aşı bulunacak. Yani. Tabii bir hekim olarak tabii normal vatandaşların göremeyeceği, hazırlık yapamayacağı ve neticede nasıl bir sorunla karşı karşıya kaldığını bilemediği bir olay bu. Evet. Wuhan'da ilk çıktığında bu konuda yine dünyada çok değişik açıdan çok değişik düşüncelere sahip olan gruplar, insanlar, kurumlar, kuruluşlar, devletler vardı. Ama sonuçta Wuhan'da bir karantinaya alındı ve bu karantinaya alınan eyaletin her gün biraz daha artarak ve ne olduğu belli olmayan bir pandemi, yani pandemi de demeyelim, o zaman daha pandemi de değildi çünkü bir virüsle daha önce de SARS, MERS gibi virüsler vardı. Yine aynı bölgelerde olan şeylerdi. Bir virüsle karşı karşıya kalındığında bütün dünyanın dikkatini çekti. Daha sonra da pandemi ilan edildi. Arzu ederseniz önce bu bireysel anlamdaki yerel gibi görünen bir rahatsızlığın Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından tespiti ve onun ruh hali toplumda pandemi ilanından sonra İran, İtalya, İspanya gibi ülkelere de sıçrayarak devam etmesi ve onun yine dünyada yaratmış olduğu ortak ruh hali etkisini nasıl analiz edebilirsiniz bir hekim olarak? Şimdi Çin'de ilk çıktığında değişik vakalar geliyor, bunun altında bir şey var diyen, yeni bir virüs var diyen doktoru bile biliyorsunuz kovuşturmaya bıraktılar. Tabii, çünkü insanların ruh halini çok etkiliyor böyle kararsızlıklar. Ki bazı ülkelerde ilk defa böyle bir şey çıktı mı zaten saklama eğilimindedirler. Yani Çin de başlangıçta belki öyle yapmaya çalıştı. Hatta şu anda suçluyor herkes. Bize yanlış bilgi verdi, işte bu kadar bulaştırıcı olduğunu söylemedi. Normal bir gripmiş gibi bize bilgi verdi, bizi zamanında bizi yeterince uyarmadı gibi. Ama onda iki tane düşünce biçimi var. Birincisi bu hastalık yeni bir hastalık, yeni bir virüs. Nasıl özellikleri olduğunu kimse bilmiyordu zaten. Tabii. Çin'de ortaya çıktı, o sonra yavaş yavaş öğrenilmeye başladı. Hala da öğrenme süreci devam ediyor. Tabii. Araştırmaları devam ediyor. İkincisi gerçekten bir salgın hastalık çıkması demek büyük bir ekonomik sıkıntı demek. O nedenle Çin'de bir miktar saklamış da olabilir veya gerçek bilgileri vermemiş olabilir. Ben bunu kendi içimde hallederim. Dünyaya yayılmadan böyle kapatırım diye düşünmüş olabilir. Daha önce biliyorsunuz SARS da Çin'den çıkmıştı. Tabii. Domuz gribi, MERS. Evet. MERS Orta Doğu'dan çıktı ama SARS yani Çin'den çıkış çıktı. Biçimiyle. Evet. Yani toplumda dediğim gibi önce bir pandemi ilanından sonra önce diyoruz ki Çin'de olunca geriden seyrediyorduk. Bize de gelmez herhalde. Yani Avrupa'ya falan giderse de bize gelmez herhalde diye düşünüyorduk ama bulaştırıcılığının çok yüksek olması her tarafa yayılmasına neden oldu. Çin mesela tümden yurt dışı bağlantılarını kapatmadı. Kapatsaydı belki bu bulaşma bu kadar olmayabilirdi. Kendisi halletti çünkü bir tek eyaletinde var. 50 milyonluk bir eyalette. Ama diğer 1 milyar 250 milyon insan orayı besledi, oranın ihtiyaçlarını karşıladı. Yani Çin'in işi bir miktar kolaydı, bütün ülkede yoktu. Ama Avrupa'da, İtalya'da, İspanya'da ülkenin tamamını kapladı. Biraz da geç kaldılar önlem almakta. Bu sefer iş zorlaştı. Hayatı demin de söylediğim gibi hayatı tümden sıfırlamak mümkün değil. Motor çalışırken motoru tamir etmek zorundayız. O yüzden Avrupa'nın işi çok zorlaştı. Bizde de birçok ilde var. Belki olmayan az ilçeler olabilir. İlçeler, kasabalar olabilir ama hemen hemen bütün vilayetlerimizde var. Tabii. Hocam ülkemize gelmeden önce siz sonuçta bir hekimsiniz ve uluslararası bir bilim dalının üyesisiniz. Evet. Dünyadaki bütün gelişmeleri çok yakından takip eden, araştıran bir hekimsiniz. Wuhan'da, İran'da, İspanya'da, İtalya'da, yani dünyanın her tarafında bizim ülkemizde de kontrol altında olduğu dönemlere gelmeden önce yapmış olduğunuz hekim olarak yazışmalar, görüşmeler, kurumunuzun, dalınızın, mensup olduğunuz dernekler ve vakıfların vermiş olduğu bilimsel bilgiler konusundaki edindiğiniz, şok olduğunuz,
ya da ummadığınız, beklemediğiniz, sonradan fark ettiğinizde de hemen uygulamaya sokulmasına sebep olan düşünceleriniz oluştu mu? Bu konuyu görüştükten sonra ülkemizdeki pandemi uygulamalarına geçmek tabii istiyorum. Şimdi dediğim gibi her gün yeni bilgiler çıkıyor bu koronavirüsle ilgili. Yeni öğreniyoruz. Hatta bu bulaşıcılığıyla ilgili bir sürü varyasyonlar, varsayımlar ileri sürülüyor. Ama şu bir gerçek ki çok yüksek derecede bulaşıcılık yeteneği olan bir virüs. Mesela bu kadar olacağını beklemiyorduk. Yani grip gibi biraz önlem alınca engellenebileceğini düşünüyorduk. Ama ne yazık ki öyle olmadığını gördük. Bu insanlarda korkuyu da arttırdı, toplumsal olarak sıkıntıyı da arttırdı. İşte bazı malzemelerin kullanılması gerekli mi, gereksiz mi gibi tartışmalar vardı. Biliyorsunuz mesela taktığımız maskelerin. Ama şimdi deniyor ki herkes her yerde maske takmalı, hatta evin içinde bile maske takmalı deniliyor. Dolayısıyla bilgiler de değişiyor, ülkelerin tavırları da değişiyor, edindiğimiz bilgiler de değişiyor. Hala da bilinmeyen bir takım şeyler var. İnsanlarda şöyle bir algı da oluştu. Ya bilim adamları bir gün böyle diyor, ertesi gün böyle diyor, öbür gün hangisine inanacağız gibi bir durum var. Ama bunu bir miktar doğal karşılamalıyız çünkü virüsü daha yeni tanıyoruz. Bu virüs eskiden beri var aslında ama bir mutasyon geçirip yenilemiş, kendini yenilemiş, yeni bir virüs gibi ortaya çıkıyor. O yüzden de organizma tanımıyor. Esasen hayvan virüsü. Yani insanlarda hastalık yapan bir virüs değil. Ama mutasyondan sonra insanlarda hastalık yapabilir hale geliyor ve insanlarda çok yüksek bir bulaşıcılıkla ortaya çıkıyor. Esas tehlike o. Tabii. Hocam gerçekten çok önemli bir konu. Bu konuyu da aslında es geçmemek lazım. Pandemi, yani adı üzerinde pandemi, bağışıklık sistemi olmayan yeni bir virüsün insanlarda tahribata ve direnç sistemini yok ederek onları hasta etmesi. Virüsün bir özelliği daha var. Tıbbın aktardığı kadarıyla bu virüs hayvanlardan veya değişik canlılardan yaşam şansını bulamayınca insanlarda yaşama şansını arayan ve orada çoğalan bir sistem. Dolayısıyla bağışıklık sistemi olmayınca aşısı olmuyor. Aşısı olmayınca ilacı olmuyor. İlacı olmayınca onun pik yapabileceği ve yayılma hızının ne olacağı da bilinmiyor. Yani bu pandeminin özelliği bu. Sizin de belirttiğiniz gibi önceden bunu bilinmediği için tedbirleri de önceden görmek mümkün değil. Ancak bunun ne olduğu anlaşıldıktan sonra halen de yeni bilgiler ediniyoruz bu konuda. Şu ana kadar bu insanların yeni bilgilerinde bir de kirli bilgiler de ortaya giriyor. Bu maalesef ruhsal yönü de çok etkiliyor. Onu da size sormak istiyorum. İşte bir kısmı Çinlileri suçlayarak bunlar yarasa yiyorlar. Yarasa yiyince yemeseler olmaz. Biz yemiyoruz, bize bir şey olmaz. Ya da onlar sarı ırktandır. Bizim ırklarımız, genlerimiz buna uygun değil. Bize bulaşmaz diye değişik her milletin, hatta Trump'ın bile Çin virüsü diyerek biraz da Çin'i zor durumda bırakacak açıklamalar yaptı. Buna benzer şeyler var. Sizin psikolojik anlamda bir hekim olarak bu tür bilim dışı açıklamaların ırkçı veya işte bir tarafa daha çok meyilli olan açıklamaların toplumda yarattığı ruh hali kararsızlıkları etkiliyor mu? Bunun çözümü nedir? Tabii yani sosyal medyada özellikle gerçeği yansıtmayan abartılı hatta felaket tellallığı yapar tarzda insanların korkularını artırır tarzda yayınlar var. Ne kadar önlem alırsanız alın kaçacak bir yeriniz yok. Herkes hasta olacak. Bağışıklığı yeterli olmayanlar ölecektir filan gibi böyle yayınlar yapan var. Ya da işte virüslü işte komplo teorileri de var. Bize hiçbir faydası yok bu komplo teorilerin. Yani Çin'de biyolojik silah olarak mı üretildi, üretim yerinden kaçtı mı, özellikle mi bulaştırıldı filan gibi. Ama onlar şimdi bizim için hiç önemli değil. Evet. Çünkü sonuçta insanların sağlığını tehdit ediyor. Hiç şu anda bir anlamı yok, önemi de yok. Şu an ileride bunun hesabı görülür, araştırılır ama şu an insanlar ölüyor. İnsanları yaşatma diye bir sorunumuz var. Onları karantinaya alıp bunlardan korumak diye bir sorunumuz var. Değil mi hocam? Çocuğu komplo kucağımızda teorileri bulduk. O yüzden ne yapabileceğimize bakmamız lazım. Tabii. Şu anda Çin'le tartışmanın bir anlamı da yok.
Şimdi bu virüsün böyle salgın yapmasında insanları korkutan bazı yönleri var. Tabii. Hocam o zaman bu yönlerini ele alırken pandemiyi ele alalım. Pandemi ilanından sonra ülkemizde başlangıçtan beri gerçekten birçok ülkeden çok daha farklı önlemlerle bunu kontrol altına almak ve bunun çalışmaları, bilim kurulunun oluşturulması. Yani ülkemize şu an dönelim. Evet. Önce bir pandemiyi tanımlayalım. Ülkemizin tanımıyla, yerel anlamda bir tanımını yapalım. Arkasından alınan tedbirleri, daha sonra da bu tedbirlerin insan hayatında, ruhsal durumunda ne gibi etkileri oldu? Onları ele almaya çalışalım. Evet, şimdi biliyorsunuz başta Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere inanılmaz derecede organize oldu. Çok güzel işler yapılıyor. İl bazında pandemi kurulları kuruldu. Hastane bazında pandemi kurulları kuruldu. Özel hastaneler de işin içine dahil edilerek pandemi hastanesi haline getirildi. Yani sadece devlet kamuya bağlı hastaneler değil, tüm özel hastaneler de devreye girecek. İstanbul'da girmiş olabilir, girmemiş olabilir ama Anadolu'da henüz o devreye gelinmedi. Hasta sayısı artarsa devreye girecek. Tabii. Bütün sağlık çalışanları da hazırlıklarını yapmış, bekliyor. Bizim hastanemizde hazırlıklarımız bizi tamamen yapmış durumdayız. Şimdi pandemi bizim ülkemizin tamamında var. Yani Sağlık Bakanlığı da yapmış olduğu açıklamaya göre 81 ilde yani bütün ülkeyi kapsamış durumda. Evet. Dolayısıyla şuraya gitseydik, buraya gitseydik diye bir şeyimiz kalmadı. Kaçacak bir tek yerimiz var. O da evimiz. Evet. Eğer çalışmak zorunda değilseniz en güvenli yer evimiz. Dışarıda bir hastalık tehdidi var. Gözle görülmüyor. Ama bulaştırıcılığı yüksek. Eğer çalışmak zorunda değilseniz ne yaparsınız? Ya savaşacaksınız ya kaçacaksınız. Savaşacak bir durum yok. Gözle görünen bir şey yok çünkü. O zaman evimize sığınacağız. Kaçacak yerimiz evimiz. Bulaştırmayı önlemek için. Dediğim gibi tıbbi malzeme üretiminde devletimiz ciddi adımlar atıyor. Devlet kuruluşları dahi şimdi tıbbi malzeme üretiyor. Ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Herkesin bu maske işine bir kere kesin olarak uyması gerekli artık ortaya çıktı. Başlangıçta belki vaka çok azdı ama İstanbul gibi metropollerde tabii bir iş biraz daha zor. Çünkü çok kalabalık bir nüfus var. Daha nüfus yoğunluğu fazla. Metrekareye, kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğu Anadolu'ya göre çok daha fazla. Önlemlerimiz böyle. Yoğun bakım altyapımız birçok Avrupa ülkesinden daha iyi. Yani 40 bine yakın yoğun bakım yatağımız var. Hastanenin diğer bölümlerde de yoğun bakım haline getirebilme özelliği var. Koskoca gelişmiş dediğimiz Avrupa ülkelerinde bu sayı çok daha düşük. Yani mesela Fransa'ya bakın, İtalya'ya bakın, bizden çok daha düşük olduğunu görüyorsunuz. Doğru. Bu enteresan bir şey. Sağlık organizasyonları farklı. Mesela İngiltere'nin iki bir miktar iyi ama İtalya'da, İspanya'da çok da iyi değil. Tabii. Yani insanların sağlığa erişimi iyi değil. Bizde herkesin aşağı yukarı devlet güvencesinde 18 yaşına kadar olan çocuklar zaten devlet güvencesinde. Diğer insanların SSK ya da işte emekli sandığı devlet güvencesi var. Diğerlerde yeş kartlı yine devletin güvencesinde. Yani devletin güvencesinde olmayan, şemsiyesi altında olmayan hemen hemen hiç kimse yok. Hocam, şimdi gelelim dalımızla ilgili psikolojik anlamda bir hekim olarak sizin alanınızla ilgili sorulara. Biliyorsunuz hocam, şimdi normal hayatın akışına bağlı değerlendirildiğinde bir evde yaşayanlar kuşak farkıyla büyük babalar, dedeler, babalar, anneler, abi, kardeş gibi çocuklar yani 7'den 70'e bütün yaş kuşaklarının birlikte olduğu bir aile biçimini düşünelim. Evet. Bu aile biçiminin de tabii ki ruh durumu, beslenme yani manevi anlamda beslenme, hayatta deşarj olma, eğitme ve ilgi alanları çok farklı. Şimdi bu pandemi tedbirleri arasında alınan tedbirlerin 65 ve üstü, hatta 60 ve üstü galiba, 60 ve üstü olanlar, sokağa çıkma yasağı,
20 yaşın altında olanların da sokağa çıkma yasağı var. Diğer yaşta olanlar korunmalı, tedbirlerini almak koşuluyla dışarıya çıkma serbestliği var. Şimdi biz önce evde olan bu kuşak farkından kaynaklananların önce yaşlı ve korunması gereken insanların ruh hali normal yaşamın dışına düşmelerinden kaynaklanan bir ruh halini ele alalım. Evet. Şimdi esas şeyler zaten çocuklara anlatmak, bir de yaşlılara anlatmakta zorlanıyoruz. Bu salgın nedir? Nasıl önlem alalım? Niçin önlem alalım? Çocuklar da önemli burada. Çocuklar gözle görülmeyen şeyleri çocuklara anlatmak biraz zor biliyorsunuz. Belki birkaç defa tekrar anlatmak gerekiyor ama çocukları korkutmadan, dışarıda bir tehlike var ama biz önlem alırsak hastalanmayabiliriz, hastalıktan kurtulabiliriz gibi. Yine yaşlılar da anlamakta biraz zorlanıyorlar. Hem eğitim durumları gereği hem yaşlılıktan dolayı kimisinin Alzheimer var, kimisinin demans var filan. Onlara da anlatmak zor olabiliyor. Niye ben dışarı çıkmayayım? Bir tek yaşlılarımı öldürüyor vesaire gibi. Tabii yaşlılar deyince bu sefer korku onlarda daha fazla. Çocuklarda o kadar korku yok. Yaşlılar daha fazla ölüyor gibi bir imaj yaratıldı. Aslında gençlerde de hastalık var. Ama yaşlılarda bir de alt hastalıklar olduğu için biraz ölüm oranı biraz daha yüksek. O yüzden yaşlılarımızı korumamız da gerekiyor. Ama yaşlılarda da sadece kendileri tehdit altındaymış gibi bir algı oluşuyor. Aslında öyle değil. Herkes tehdit altında. Çocuklara oyun oynayarak da anlatılabilir. İşte iki kişi karşı karşıya geldi. Ama çok yaklaşırsa hastalık bulaşabilir. İşte yaklaşmazsa izolasyon belli mesafeyi korursa bulaşmayabilir. Dışarıda hastalık var ama biz önlem alırsak hastalanmayabiliriz şeklinde çocuklara anlatmak lazım. Anlayabileceği dilde. Oyun çocukları ise yani oyun çocuğu yaşındaysa oyun oynayarak anlatılabilir. Yaşlılara da ne yazık ki defalarca söylemek durumunda kalıyoruz. Bazı yaşlılar inatla hayır ben çıkarım ne hastalığı bende hastalık yok filan gibi. Halbuki kendini korumak için bu önlemler alınıyor. Dışarıya gidip gelen varsa ailede tabii yaşlılarla teması yine biraz kısıtlaması gerekiyor. Belli mesafeyi evin içinde de koruması gerekiyor. Tabii öcü gibi de davranmayacağız. Yani sen yaklaşma, sen öbür odaya git falan tarzında da aşırı çocuklara da aşırı korkutmak gibi örseleme yapmamanız. Eve geldiğimiz zaman elimizi yıkayıp işte mümkünse de yıkanabilir elbiseler giyerek onları da çamaşır makinesi atıp yıkayabiliriz veya duş alabiliriz. Ama girer girmez hiçbir yere dokunmadan ellerimizi ve yüzümüzü sabunla yıkamak çok önemli. Bu şekilde onların stresini de azaltabiliriz. Şimdi gelelim gençlere. Gençlerin enerjisi var, gençlerin özlemleri var. Gençler hayata bakış açılarıyla hem kendilerini ilgilendiren hem de ailelerini, toplumu ilgilendiren bir dengeli yapıları var. Bu enerjilerinden kaynaklanan, öğrenme isteği, hayata atılma isteğinden kaynaklanan bir de ruhsal yapıları var. Onlara nasıl davranılmalı? Evet, ergenler ve genç erişkinlerde de biraz durum zor. Ergenlerle zaten büyükler arasında bir kuşak çatışması var iken şimdi bir de salgından dolayı işte evde kal, dışarı çıkma, sürekli çatışma gibi bir durum var. Burada biz yapacağımız şey olumsuzu olumluya çevirmek. Yani bir fırsata çevirmek olacak. Yani daha önce zaman bulamayıp işte çocuğumuzla yeterince veya eşimizle yeterince vakit geçirememişsek onlarla sohbet edebiliriz, sorunlarını konuşabiliriz, hayatın genel gidişatını konuşabiliriz, ortak bir takım eylemler yapabiliriz. Yani eskiden yapamayıp ertelediğimiz birçok şeyi onlarla birlikte yapabiliriz. Karşısında gerçekten yetişkin bir birey gibi konuştuğumuz zaman onda kendine özgüveni gelecektir. Ama 24 saat COVID haberleriyle yani koronavirüs haberleriyle yatıp kalkmayacağız. Bazı insanlarda onu da görüyoruz. Sürekli sabahtan akşama kadar koronavirüs haberleri izliyorlar. İnternetten araştırma yapıyorlar. Tamam internete girsinler ama koronavirüsle ilgili değil. Kafamıza takılan bir takım bilinmeyen sorular var. İşte ne zaman biter salgın? Soruyorlar.
Yani bunu tamamen kestirmek, tam bir yanıt bulmak mümkün mü? Peki ben hastalık gelirse ben hasta olur muyum, olmaz mıyım? Belirti verip onu bilmek mümkün değil. Herkese bulaşır mı? Yani cevabı olmayan sorularla boş yere kafa yormak stresi arttıran bir şey. O yüzden günlük durumu öğrenip diğer zamanlarda özellikle de işte televizyonda diğer programları izleyebilirler. Mizah programları izleyebilirler. Zaman zaman işte kitap okuyabilirler. Ama akşama kadar yatmalarını, uyumalarını biz çok önermiyoruz. Çünkü gece uykuları da bozuluyor. Bu sefer gece gündüze karışıyor filan. Gün içinde rutinler oluşturabilirler. Yani yapmaları gereken işte yemekleri aynı saatte yemek gibi veya diğer işte çiçek yetiştirmek gibi veya tamirat yapmak gibi, ertelediği tamiratları yapmak gibi ya da daha önce vakit bulamayıp yapamadığı işleri yapmak gibi birçok fırsata dönüştürülebilir. Hatta bu arada ekmek, çok güzel ekmek yapmayı öğrenen arkadaşlarımız oldu. Yemek yapmayı karı koca birlikte bir şeyler paylaşarak yapmayı yaşayabiliyorlar eskiden vakit bulamadıkları için. Yani bu, biz buna olumluya çevirme diyoruz, fırsata çevirme diyoruz. Hem bu aynı zamanda stresimizi de azaltan bir yöntem olacaktır. Hocam şimdi gelelim dışarıya çıkma şansı olanların hem şanslı hem de şanssız tarafları var. Şimdi evet. Şanslı tarafı dışarıya çıkma, normal hayatını dışarıda sürdürme ve birazcık da doğayla, şehirle ve dışarıda olmanın avantajlarını yaşama şansına sahipken ama onu bekleyen sorunlar var. Gittiği yerde iş arkadaşlarıyla çalışmak, sosyal mesafe, evde tekrar döndüğünde evdekilerle ilgili ilişkiler, eve girmeden önce bir süre karantina altında alacağı kendine yönelik, aileye yönelik tedbirler var. Yani çalışmak için dışarıya çıkmak zorunda olan insanların ruh hali ve onlara yönelik düşünceleriniz, evet. Söyleyecekleriniz ne olabilir? Tabii yani onlar büyük bir sorumluluk alıyorlar aslında. Yani diğer insanlar için sorumluluk alıyorlar. Niye? Sağlıkçı gidiyor, işte hastaları tedavi etmek için uğraşıyor. Elektrikçi gidiyor, elektrik üretiminin devamı için uğraşıyor. Polisler işte bir takım düzeni sağlamak, bir takım işler için uğraşıyor. Veya kritik üretim yapan fabrikalarda insanlar o üretimi yapmasa toplumsal hayat sürmeyecek. Gıda satışı, gıda üretimi vesaire gibi. Bunlar bir toplum için bir görev yapıyorlar aslında. Bunun bir rahatlığı olacaktır kişide. Yani ben bu toplum için işte kendimi de riske alarak dışarı çıkıyorum. Ama ne yapacak? Dışarıda da önlemini alarak yapacak. Çok fazla dışarıda aylaklık yapıp gezme şansı yok. Yani özgürlükler tamamen de geri gelmiş değil o insanlar için. İşe gidip gelecekler. Otobüste toplu taşımada bile kurallara uymak zorunda. Markete girdiği zaman maskesini takmak zorunda. Bir takım kurallara uymak zorunda. Hijyen kurallarına uymak zorunda. Bir sorumluluğu da eve hastalık getirmeme ya da hastalık getirme endişesi. Bir tek ben çıkıyorum dışarıya. Çalışıyorum, iyi güzel paramı da kazanıyorum, çalışmakta zorundayım, devlete millete hizmet ediyorum. Ama eve hastalık getirir miyim acaba? Endişesi de var. Bunlar da tabii biraz o kişilerin stresini artırıyor. Ama yapabileceğimiz tek şey var, önlem almak. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Önlemler de belli. Her gün televizyonda yeterince bilgilendirildik zaten. Nedir o? İşte el temizliği. Yüzey temizliği, maske takma, sosyal mesafe, izolasyon, temastan kaçınma. Birçok üretim yerlerinde, fabrikalarda veya devlet kademelerinde zaten esnek çalışmaya geçildi. Yemekhanede bile toplu yemek yeme kaldırıldı. Bir kısmı nedir o, hazır yiyecekleri geçti. Kumanya tarzında herkes aynı yerde yemek yemiyor veya masada çok seyrek oturarak yemek yemiyor vesaire. Yani birçok yerde önlem alındı. Ama ne yazık ki işte virüs çok aşırı bulaştırıcı olması nedeniyle sıfırlamak mümkün olmuyor veya bu hijyen kurallarına uymayanların riski altında kalıyoruz. Hocam şimdi bir aile biriminden kısaca ruhsal anlamda bazı anekdotlara değindik, açıklamalar evet. Yaptık. Yaşlılarımızın yani 60 yaş ve üstünde evde kalması gerekenlerin ruh halini, önerilerimizi, evet. 20 yaşın altında olan
gençlerimizin ve çocuklarımızın ruh halini, yapması gerekenleri, fırsata çevirme, ortak yaşam, eğlenceli eğitim gibi konuları işledik. Dışarıda çalışmak zorunda aile bireylerini, durumunu işledik ve onların ruhsal yapılarını kısaca anlattık. Yani bir ailenin ruhsal analizini yaptık. Ama ailenin dışında toplum var, ailenin dışında kategorik anlamda iş yapan tabakalar var, sivil toplum kuruluşları var, şirketler var, devlet var. Yani şöyle anlatmak istiyorum. Bu toplum biriminin içindeki ruh hali aynı zamanda bir toplumsal ruha da dönüşebilir. Evet. Şimdi biz kısaca çalışmak zorunda olan, sizin de belirttiğiniz gibi sağlık, kurye, PTT, elektrik, evet, yani hizmet sektörü dediğimiz hizmeti sürdürmek zorunda kalan emniyet görevlileri, polisler, askerler ve buna benzer hayatın her alanında hayatın sürekliliğini sağlamak zorunda olan kolluk kuvvetlerimiz, görevlilerimiz var. Bunların topluma bakış açısından ruhsal durumları ne olmalı ve bizim ailelerin onlara karşı bakış açılarında ruhsal katılım ve destek ruhu nasıl olmalı? Evet, yani bu çalışmak zorunda olan kesimlere toplumun tümünün desteklemesi gerekliliği zaten çok açık seçik. Aslında bir miktar destekliyor da. Mesela sağlık çalışanlarımızı, diğer çalışanlara biliyorsunuz alkışlama ama yeterli değil değil mi hocam? Yeterli değil, evet. Daha fazlası yapmak lazım. Daha fazlası olmalı. Bir kere minnettarlık duygusu olmalı onlara. Sadece sağlık çalışanlara değil, tüm çalışanlara, tüm devlet kademelerinde çalışanlara. Ve bunun sadece bu pandemi aşaması değil, pandemiden sonra da ne kadar önemli olduğunu sadece iyi günlerde değil, sadece kötü günlerde değil, her zaman birbirimize ihtiyaç duyduğumuzu hissettirmemiz lazım. Toplumsal sorumluluk o kadar önemli bir şey ki, bireyin topluma karşı sorumluluğu. Hani diyoruz ya, kendimizi koronavirüslü gibi kabul edip öyle davranalım. Bu ne demek? Toplumdaki insanlara hastalık bulaştırmayalım. Bu toplumsal bir bilinç oluşturuyor. İtalya'da sokağa çıkma yasağından sonra bile on binlerce kişiye her gün ceza yazıldı. Çünkü uymadılar sokağa çıkma yasağına. Ve korkunç para cezaları ödemek durumunda kaldılar. Ona rağmen uymadılar. Toplumsal bilinç ancak iyice tepelerine bu hastalık çöktükten sonra biraz oluşmaya başladı. O bile zorla, sokağa çıkma yasak var, yasak, basmaya yasak var. Bizdeki gibi kendinizi izole edin tarzında bir şey değil. Bizde yaşlılarımız bile gerekli olduğunda çıkabiliyorlar. Ceza yazmada pek fazla olmuyor. Tek tük keyif için gezenlere belki yazıyorlar ama bu toplumsal bilinci çabuk oluşturmak çok çok önemli. İşte İtalya, İspanya'nın esas sorunu buydu. Dinlemediler. Başka kuzeyden güneye tatile gider gibi gittiler, iş yerleri kapanınca sokağa çıktılar. Şimdi polis zorla elinde belgen var mı, başvurun var mı diye soruyor. Yoksa sokağa alışverişe bile gidemiyorsun. Yani zorlayarak yapmak durumunda kaldılar. Hocam, ama bizim o duruma gelmeden bu toplumsal bilinçle başkasını hastalandırmak bir sorumluluktur. Yani başkasını hastalandırmamamız lazım. Bu toplumsal bilinç bir de iç ruhsal rahatlığımız için gerekli. Bir kişiye bakın, İstanbul'da bir kişi işte 30 kişiye bulaştırmış, bunlardan 3 kişi ölmüş. Peki o kişi şimdi vicdan azabı çekmeyecek mi? Kendini suçlu hissetmeyecek mi? Ha bilmiyordum diyecek ama bilmiyorsun ama koronavirüslü gibi davranacaksın diye onun için deniyor zaten. Hocam bu bütün anlatılanların dışında da yine toplumsal duyarlılık açısından, ruhsal duyarlılık açısından da bazı şeyleri tekrar size sormak istiyorum. Şimdi böylesine zor zamanlarda sizin de belirttiğiniz gibi dayanışmanın çok önemli bir yeri var. Yine toplum sağlığının korunması için alınan tedbirlerde çalışmak zorunda olduğu halde çalışamayan ve evine ekmek götürmek zorunda kalan insanların da içinde bulunmuş olduğu psikolojik sorunlar var.
bu sorunlar hem aile içinde hem aile dışında giderilmesi gereken sorunlar. Evet. Sizin bu tür sorunlarla karşı karşıya kalanların sorunlarının giderilmesi için topluma çağrınız ne olmalı? Evet. Bu durumda olanların da takip etmesi gereken ruhsal anlamda yolları ne olmalı? Evet. Şimdi tabii bu stres kaynaklarından önemli bir tanesi. Yani iş yerinin kapanması, ne zaman açılacağının belirsiz olması, maddi sıkıntılar veya gelecekte yapmayı düşündüğü işlerin suya düşmesi, mesela dükkan açacaktım, işte şu işi yapacaktım, bu işi yapacaktım, artık bunlar suya düştü gibi planların alt üst olması. Yani ekonomik tehlikelerden dolayı bir takım stres altında olan insanlar var. Bunları nasıl yapabiliriz? Bir an önce esas önemli olan bir an önce salgının bitmesi ve herkesin işine gücüne geri dönmesi. Ama bu olana kadar ne yapmalıyız? Toplumsal dayanışma yapmalıyız. Bir devletin bu konuda ciddi yardımları olacaktır. Olmalı. Görüyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da ne kadar büyük paralar ayırdılar. İşte Amerika 2,2 trilyon dolar. İşte Almanya 900 küsur bin euro, milyar euro pardon. Tabii. Gibi büyük paralar harcadılar. Japonya'da 1 trilyon. Tabii. Bizim devletimiz de elinden gelen şeyi yapıyor ve aynı zamanda bir toplumsal dayanışma, yardımlaşma kampanyaları başlatıldı. Yani her vatandaşın duyarlı olup o vatandaşlarımızın sıkıntısını giderecek tarzda yardımlaşmamız çok çok önemli. Onun dışında yani bu salgın sonsuza kadar sürmeyecek. Yani dünyada hiçbir salgın sonsuza kadar sürmeyecek. En sonu bitecek. Ve tabii ki dünya fakirleşecek. Bu salgın bittikten sonra dünya fakirleşecek. Hepimiz fakirleşeceğiz. Maddi manevi kayıplarımız olacak. Can kayıplarımız olacak. Ama kaldığımız yerden belki 3-5 yıl geri gideceğiz. Ama kaldığımız yerden tekrar çalışmaya devam etmek zorundayız. Kurtuluş Savaşı'nda insanlar ne yapıyordu? Çok zengin miydi? Perişandı, ülke perişandı. Ama o halde Kurtuluş Savaşı'nı vermek zorunda kaldı. Bunu da öyle düşünebiliriz. Bu o kadar uzun da sürmeyebilir. Ne kadar süreceğini bilemiyoruz ama o kadar uzun süreceğini ben sanmıyorum. Tekrar işimize gücümüze geri döneceğiz. Bunu da böyle düşünmemizde fayda var. Hocam bir fırsat daha var. İmkanı olmayanlar olduğu gibi imkanları çok iyi olanlar ve hayır işlemeyi aslında düşünecek zamanlar da vardır. Evet. Bu zor zamanlarda birlikte yaşadığı, yanında çalışan, kapı komşusu olan ve sizin de belirttiğiniz gibi bu sürekli kalacak bir sorun değil. İnsanlar bunun gibi bütün sorunları da aşmıştır. Bunu da aşacaktır. Bu tür imkanı olan insanların yine manevi anlamda, ruhsal anlamda hem daha rahat olabilmeleri, hem diyet, zekat, hayır işleme duygularına hitap edebilecek anlamda yaşayabilecekleri bir sorunla karşı karşıya da evet. kalmışlardır. Onlara çağrınız nedir? Şimdi bu virüs, zenginlik, eğitim vesaire, fakirlik ayırt etmeyen bir hastalık. Yani herkesi vuruyor. Herkesi öldürebilir. Zengin insanlar da ölüyor. İspanya'da bir şey öldü biliyorsunuz. Prenses öldü. Tabii. 86 yaşında. Tabii. Demek ki prenses olmanız da işe yaramıyor. İngiltere Başbakanı hasta oldu. Dolayısıyla paranın, malın, mülkün değeri gözümüzde biraz azaldı aslında. Onun için bu mali durumu iyi olan, hali vakti yerinde olan insanların bunu biraz göz önünde bulundurup diğer yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmesi duygusunun daha gelişmiş olması lazım. Yani para her şey demek değil. Bunu da bu virüs açıkça ortaya koydu. Mal mülk her şey demek değil. Dayanışma, toplumsal dayanışma ve toplum sağlığı çok önemli. İnsanların sağlığı çok önemli. İnsanların mutlu olması çok önemli. Onun için bu yardımlaşmaya daha ağırlık vereceğini umuyorum. Öyle zaman zaman da görüyoruz, öyle oluyor. Ama herkesin buna katılması gerekli var. O kaçınılmaz. Çok teşekkür ederim hocam. Bu da çok önemliydi. Bir de biliyorsunuz ki aynı zamanda toplumda çok değerli, söyledikleri itibar gibi kabul edilen sanat adamları, bilim adamları, devlet adamları, spor adamları evet. Ve akil diyebileceğimiz
iş insanları ya da iş kadınlarımız var. Onların toplumu olumlu yönde etkileyecek mesajları ve yine ruha olumlu yönde etki sağlayacak davranışları ne olmalı? Sizin bu konuda düşünceniz, tespitiniz nedir? Yani şu mesajları vermelerini ben öneririm. Hiçbir salgın dediğim gibi sonsuza kadar sürmeyecek. Bu da en sonu. Bundan da kurtulacağız. Maddi manevi biraz fakirleşerek çıkacağız belki ama er geç yaşam normale dönecek. Hayatta tehlikeler var ama güzellikler de var. Ama tehlikeler de var. Teknoloji tamamen tehlikeleri bertaraf etmiş değil. Ama bu tehlikeyi de el birliğiyle atlatacağız. Toplumsal dayanışmayla atlatacağız. İnsanoğlunun uyum sağlama gücü çok yüksektir. Yani yeni duruma uyum sağlayabiliriz. Birçok dönemlerde bunu gördük. Kurtuluş Savaşı'nda da gördük. Diğer zamanlarda ekonomik krizlerde gördük. Yani hepsini başarıyla atlattık. Ve hayatın devamı için çalışmak zorunda olanlara destek mesajları çok önemli. En azından maddi bir şey veremesek bile manen onları desteklemeliyiz. İlla ödül maddi olmaz. Manevi olarak da onları ödüllendirebiliriz. Yani bu tür mesajları vermeleri çok önemli. Toplumsal umut çok önemli. Yani işte öldük, bittik, mahvolduk şeklinde değil de en sonu bahar gelecek. Bazen reklamlarda da görüyoruz. Bahar gelecek. Yani bunun bir sonu olacak ve kayıplarımıza rağmen bunu atlatacağız. Umut çok önemli. Umutsuz, asla umutsuz olmamalıyız. Hocam, yine seçilmişlerimiz var. Canı harçla çalışıyorlar. Yeni yeni şeyler üretiyorlar. Bu konuda da oluşturdukları ekipler var. Bu ekipleri de çok güzel çözüm yolları getiriyor. Sizin yine belediyeler, yerel yönetimler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, mesleki kuruluşlar, odalar, yani toplumu caizse toplumun normlarını elinde tutan bu kurumlarla kendi aralarındaki dayanışma ruhu nasıl olmalı? Bilimsel anlamda öneriniz nedir? Şimdi bu siyasete alet edecek bir konu değil. Dolayısıyla siyasi mecraya çekmeye çalışmak da çok doğru değil. Hani ülkemizin şartları iyidir, kötüdür, nasıl olmalıydı falan konuşulabilir belki sonra ama şu aşamada onların bir faydası yok bize. Sivil toplum örgütleri de bu siyasi şeyleri bir kenara bırakarak diyalog içinde çalışmaları önemli. Yani devlet kademelerinin, belediyelerin veya diğer sivil toplum kuruluşlarının beraber çalışabilmesi önemli. Bir tarafta atanmış insanlar var, bir takım kurumlar amaçlı, bir tarafta seçilmişler var. Siyasi fikirleri ters olabilir. Önemli değil. Birlikte çalışabilmeyi başarabilmek önemli. Belediyelerin işleri çok önemli. İşte ama yani yol yıkama vesaire gibi bunlar biraz boş işler, göstermelik işler. An. Evet. Yani ondan ziyade insanlara yardım elini uzatabilme, dışarıya çıkma yasağı olanlara, işte yaşlı insanlar varsa yalnız başına yaşayan onlara yardım etme yapıyorlar, yapmıyorlar değil. Yani zabıtalar vesaire gibi. Onlara yardım eli uzatma çok önemli. İnsanlar zor durumdayken uzanan yardım elini asla unutmazlar. Bu çok önemli. Onlar da topluma, belediye veya işte devletimize güven duygusu oluşturur. Aidiyet duygusu oluşturur. Belki İtalya'da tersine bir duygu oluşturabilir. Ama bizde toplumsal dayanışmanın veya devlete inancın, güvenin daha da artacağını ben düşünüyorum. Hocam, bir de mağdur olan ya da ihtiyaç sahipleri, bir de bu ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenlerin bu alanda birbirlerinin ruhsal durumunu rahatsız etmeyeceği şekilde davranışları nasıl olmalı? Tabii yani, yardım ederken nasıl bir ruh haliyle ve yöntemle yardım etmeliler? Yardım ederken ona çok dikkat etmek lazım. Yani rencide etmeden, belki de yardımı kaynağını da belki söylemeden yardım edilebilir. Ya mesela bir koli getirip verdi. Acaba devlet mi verdi, belediye mi verdi? Kim verirse, kim verdiği önemli değil. Ama ben zenginim, işte bak getirdim sana yiyecek getirdim, bunu ye şeklinde söylememek lazım.
bir kurye ile gönderilebilir, başka bir kişiyle gönderilebilir. Yani kişiyi rencide etmeden vermek lazım. Gıdaya ulaşabilme veya temizlik malzemelerine ulaşabilme riski de var insanlarda. Yani ondan dolayı da bir korku var. En azından bu korkunun da olmayacağını, desteğin geleceğini görmeleri lazım insanların. Dışarıya çıkamıyorum. Acaba gıda, biliyorsunuz gıda stoklayan, temizlik malzemesi stoklayanlar oldu. Niye stokluyorlar? Acaba salgın iyice bütün yaşam mahveder de biz gıda elde edemez miyiz? Aç kalır mıyız? Temizlik malzemesi bulamaz mıyız? Gibi bir endişe var. Bütün dünyada var. Tuvalet kağıtlarına mesela saldırdı insanlar filan. Yani insanlar tabii ki rencide etmek hiç hoş bir şey olmaz. Şimdi devletten gelen şeyden çok rencide olmaz insanlar. Ama kişiden geliyorsa eğer çok fazla rencide etmeden, belki kaynağını bile söylemeden yardımlar yapılabilir. Hocam bir de tabii ki kapanmak, normal hayatın akışının değişmesi, dışarıda olmamanın yarattığı bir diğer sorun da hayvanlar, sokak hayvanları. Yine evet. Hayvanseverler veya evinde bunları besleyenlerin hassasiyetleri var bu konuda. Bu canlıların, sokakta olan canlıların korunması, hayvanseverlerin evet. bunlara yardım etmesi konusunda bazı sorular var. Sizin evet. Hekim olarak bu tavsiyeniz yani, nedir? Hayvanların da yaşam hakkı var. Tabii bir ekstra bir konu da var. Hayvanlara da bulaşıyor mu hastalık? Bulaşıyor. Onu da çok bulaştırmadan hastaysak hayvanlarla iletişime girmemiz tabii. gerekiyor. Çünkü hayvanlara da bulaşıyor. Ama bizim mesela apartmanımızın bahçesinde bir kedi doğurdu, yavruladı. İşte biz apartman olarak zaman zaman duyarlı insanlar işte yiyecek veriyor, su veriyor filan. Yani hayvanların da yaşam hayatları var ve bizden en azından kötülük görmemeleri lazım. Ama aç kalıyorlar tabii şehir hayatında. Hayvanların bir şey bulup yemesi mümkün değil. Vahşileşmemeleri için de bizim onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Yani yiyecek koyma, su koyma, işte kötü davranmama gibi her zaman olması gereken toplumsal yaşamı biraz daha devam ettirmeye çalışıyoruz. Hocam, bahardayız. Polenler, ağaçların ve bitkilerin yine salmış olduğu tohumlar var. Onlar da bazı kronik hastalıkları, alerji, solunum ve enfeksiyon hastalıklarını tetikliyor. Böyle bir ayda olmanın getirmiş olduğu ekstra bir şey vardır. Bunların korunması, tedavisi anlamında neye dikkat evet. edilmesi lazım? Yani o biliyorsunuz alerjik hastalıklar bahar ayında artar. Evet. Bende de var evet. Alerjik hastalıklar. İşte ilaç kullanıyorum. Kronik vesaire. Olunca bu yine hastalığını, bu korona hastalığında ciddi bir durum yaratıyor. Tabii. Korona hastalığı üstüne binerse tabii daha ciddi bir durum yaratır. Evet. Bir taraftan kortizon ilaçları kullanırken bir taraftan da korona olursa tabii evet. kortizon ilaçlarını kullanamaz ama burada üçüncü grup bir hasta var. Hastalık grubu var. Yani koronayla ilgisi olmayan, kronik hastalığı olan veya acil hastalar, işte kalp krizi geçirenler, ondan sonra astımı olanlar veya kronik başka hastalıkları olanlar, şeker hastalığı olanlar vesaire, onlar da sağlık hizmeti isteyecekler. Ama olağanüstü durum olunca acaba onlar biraz geri plana atılıyor mu? Hastalara diyoruz ki işte mecbur kalmadığınız zaman, acil olmayan durumlarda erteleyebileceğiniz hastalıklar için hastaneye başvurmayın. Niye deniyor bu? Hem koronavirüs hastalarına yer olabilsin, hizmet verilebilsin diye, ikincisi de hastalık kapmasınlar diye. Çünkü Çin'de görüldü ki hastaneler aynı zamanda bir hastalık bulaştırma merkezi oluyor. Bu hastaların ihmal edilmemesi lazım. Yani acile gidebilir, başka bölümlere girebilir. Şimdi bir aşırı bir tepki, hazırlık, işte göğsüm ağrıyor diyen hastaya gelmeyin diyemezsiniz. Ama birçok hastane sanki onları biraz geri plana itmiş gibi bir görüntü var. Tabi biraz zorunluluktan ama hastanede hastalık bulaşma riskinden dolayı. Ama biraz da hani bir gelecekte çok büyük problem yaşarız korkusuyla hastaneyi boş bırakmaya çalışmak var. Ama bu hastaların da ihmal edilmemesi gerekiyor. Yani acile gelebilir, servise yatabilir, bunların sağlık hizmetlerini aynı şekilde alması gerekiyor. Onları biraz ihmal ediyoruz gibi bir endişe var.
Evet, bu bir endişe var ve hatta böylesine alerjik sorunu olan vatandaşlarımızın doktorlarla görüşürken veya sorunlarını anlatırken böyle bir alerjik geçmiş evet. olduğunu da anlatmasının yararlı gerekiyor, olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kullandığı ilaçları söylemesi gerekiyor. Alerjinin üzerine tabii şey binerse koronavirüs veya başka bir hastalık o zaman daha sıkıntılı bir durum olur. Alerjisi olan hastaların yine sağlık işlerine yaralanması önemli. Yaralanması. Hocam o kadar soru var ki ve bu soruların önemli bir kısmını da psikolojik anlamda aydınlattınız, yararlı cevaplar verdiniz. Şimdi programımızın sonunda bu pandeminin çan eğrisi, peak dediğimiz seviyeye geldikten sonra atlatılması süresi ve bundan sonraki yaşam biçiminde hekim olarak tavsiyeleriniz, önerileriniz, dikkat edilmesi gereken hususlar, çağrınız nedir? Onu almak istiyorum. Evet. Bir kere umutsuz olmayacağız. Bu zor günler bir şekilde geçecek. Bir takım kayıplarımız olacağız. Ciddi bir fakirleşme de olacak. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Devletler korkunç paralar harcadı. İnsanlar işlerini kaybetti. Ekonomi tam anlamıyla çark dönmüyor filan. Ama kaldığımız yerden tekrar başlarsak birkaç zaman sonra eski seviyemize geliriz. Salgın bitene kadar dayanacağız. Yani önlemleri almaya devam edeceğiz. İnsanoğlunun uyum kapasitesi çok yüksek. Biz bu duruma da uyum sağlarız. İşgal altında olan bir ülke ne yapıyor? Kendini savunmaya. Tabii. Bizde dışarıdan bir tehlike var. Bu tehlikeyi el birliğiyle hem bireysel olarak hem toplumsal olarak yenmeye çalışacağız. Yapabileceğimiz şey o. Ama asla umutsuz olmayacağız. Kayıplarımız olabilir ama en sonu biz bu tehlikeyi atlatacağız ve üstesinden geleceğiz. Devletimizle beraber fakirlik hiç önemli değil, fakirleşmek hiç önemli değil. Önemli olan bunu atlatıp tekrar yolumuza devam edebilmek. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok yararlı, herkesin merak ettiği soruları cevaplandırdınız, çözüm yollarını önerdiniz. Birlikte yaşamanın getirdiği avantajları, şu an dezavantajlı hali olan bu pandemi yaşamının ve tedbirlerinin geçici olduğunu hatırlatarak, bundan sonra birbirimize daha sıkı sarılarak evet. Çözüm yolları öneren bilim adamları, doktorlarımızın tavsiyelerine uyarak sağlıklı günlerin geleceği günlere kendimizi hazırlayalım. Evet. Önerisinde bulundunuz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, Su Hastanesi'nin desteğiyle sunulan Su Hayattır programımızın sonuna geldik. Çok değerli doktorumuz, psikiyatrist Atıf Koç hocamın bu açıklamaları umarım hepimiz için bir yol haritasıdır, bir çözüm yoludur. Bunlara dikkat edilmesi sağlıklı günlerin gelmesini kolaylaştıracaktır diyorum. Ve bir sonraki hafta bir başka konukla tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyorum. Hepinize huzur ve sağlıklı günlerin en kısa dönemde gelmesi dileğiyle hoşça kalın diyorum. Suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır sona erdi.